Türkiye tarihinin büyük olayların başlangıcının işaret fişeği olan Hukukun Kalbi Danıştay'a 17 Mayıs 2006 tarihinde Alparslan Arslan tarafından saldırı düzenlenmişti. İstanbul Barosu'na avukat olarak kayıtlı Alparslan Arslan, toplantı halindeki Danıştay 2. Daire üyesi Mustafa Yücel Özbilgin'i öldürdü ve beraberindeki 4 Danıştay üyesini yaraladı. Danıştay'ın başörtüsü kararını öne sürerek işlenen katliam, ülkenin kutuplaşmasına yol açan, FETÖ'ye yön veren pek çok olayı beraberinde getirmişti. 2018 yılında ağırlaştırılmış müebbetle 72 yıl hapse mahkum edilen Alparslan Arslan'ın bugün intihar haberi geldi. Kaldırıldığı Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kurtarılamayan Arslan'ın çöp poşetlerine birleştirerek kendisini tavana astığı öğrenildi. Başsavcılık kaynakları Arslan'ın uzun bir süredir öz bakımını dahi yapmadığını belirtti. Alparslan Arslan'ın intiharının deprem gündeminde olması ve babasının iddiaları şüpheleri beraberinde getirdi. Arslan'ın FETÖ bağlantılarına ilişkin açıklamaları olsa da FETÖ bağlantılı isimler de Arslan'ın akli dengesi bozukluğuna gönderme yaparak savunma yapmışlardı. Babası İdris Arslan ilk açıklamasında oğlunun artık çıkmasını beklediklerini söyleyerek şüpheli ölüm olduğunu ifade etti ve şunları belirtti. Oğlum içeride öldürüldü. İntihar edecek birisi değildi. Ben 12 gün önce görüştüm. Çıkmak istediğini söyledi. Evin adresini istedi, çıkacaktı. Adalet Bakanlığı'nın hasta mahkumların tahliyesiyle ilgili genelgesi vardı. Savcılarla görüştüm. Dilekçeler yazdım. İşlem yapıldı. Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne gönderildi. Değerli dostlar, Danıştay 2. Dairesi üyelerine yönelik silahlı saldırıyla ilgili davanın görülmesine 11 Ağustos 2006'da başlanmıştı. Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesi, Danıştay saldırısının faili Alparslan Arslan'a Danıştay üyesi Mustafa Yücel Özbilgin'e yönelik eylemine ilişkin kamu görevlisine yerine getirdiği görev nedeniyle tasarlayarak öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet. Silahla yaraladığı dönemin Danıştay 2. Daire Başkanı Mustafa Birden, üyeler Ayla Gönenç ve Ayfer Özdemir ile Tetkik Hakimi Ahmet Çobanoğlu'na yönelik eylemlerine ilişkin kamu görevlisini tasarlayarak öldürmeye teşebbüs suçundan 72 yıl hapis cezası vermişti. Bu kararın temiz edilmesi üzerine dosya ikinci kez Yargıtay 16. Ceza Dairesi'ne gitmiş, Danıştay saldırısı davasında temiz incelenmesini tamamlayan daire Alparslan Arslan'a verilen cezayı onamıştı. 2006 yılında Danıştay saldırganı avukat Alparslan Arslan'ın sağlık durumunda ciddi bozulmaların başladığı kaydedilmişti. Hatta Mehmet Ali Ağaca gibi davranmaya başlayan Arslan'a hap verildiği iddia edilmişti. O dönem Arslan'ın avukatı Ahmet Doğan, Arslan'ın ciddi intihar edebileceği uyarısında bulunmuş, kan örneğinin incelenerek ilaç verilip verilmediğinin, verildiyse bu ilaçların insan sağlığına etkilerinin ortaya çıkarılmasını talep etmişti. 2009 yılındaki ifadesinde Alparslan Arslan'ın babası İdris Arslan, oğlunun yaşadığı sağlık sorunlarıyla ilgili olarak "Bu işin içinde Ergenekon'un parmağı var diye düşünüyorum. Acaba ilaç mı verildi?" demiş, şunları eklemişti. Ankara'dayken yetkili mercilere Alparslan'ın doktora götürülmesi konusunda defalarca dilekçe yazdım. Ama bu talebimiz hiç dikkate alınmadı. 17 Mayıs 2006 tarihinden itibaren bütün görüşmelerimizde Alparslan'ın rahatsız olduğunu gözlemledim. Ama bu rahatsızlığının nasıl bir rahatsızlık olduğuna bir anlam veremedim. Yapılan çapraz sorguda Alparslan Arslan yakalandığında aracında bulunan "İşte o üyeler" manşetini taşıyan gazeteyi kendisine Fethullah Gülen'in yeğeni Kemalettin Gülen'in verdiğini söylemişti. Karanlık kalan noktalardan biri de Arslan'ın Gülen cemaati bağlantısıydı. Işık evlerinin sorulması üzerine "Cemaatin evlerinde benim kalmışlığım da var. Gidip gelmişliğim de" diyen Arslan, Fethullah Gülen'in yeğeni Kemalettin Gülen'in Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde arkadaşıydı. Danıştay üyelerinin resimlerinin bulunduğu gazeteyi kendisine Gülen'in verdiğini söylemişti. Bunun üzerine Arslan'ın akli dengesinin yerinde olmadığı yönünde dilekçe veren Kemalettin Gülen ise mağdur sıfatıyla Ergenekon davasına müdahil olmak istemişti. Azmettirici olarak suçlanan Gülen mahkemede tanık olarak dinlendi. Avukat Kemalettin Gülen ve Fethullah Gülen'in avukatı Orhan Erdemli iddiaları reddetti. İddianamede
Ergenekon örgütünün en şiddetli ve en ses getirici eylemlerinden olan Danıştay saldırısına giden süreçte tıpkı Hrant Dink'in öldürülmesi olayında olduğu gibi bu işin de arkasında FETÖ'nün yer aldığı ifade edildi. Kemalettin Gülen hakkında hapis cezası istenmişti. Hrant Dink'in katledilmesinde birinci derecede sorumluluğu tespit edilen FETÖ'cü polis amiri Ali Fuat Yılmazer'in Danıştay saldırısı olduğu dönemde Ankara'da görevli olması, Danıştay soruşturmasına bakması da bir başka FETÖ bağlantısı olarak kayıtlara geçmişti. 2016 yılında son olarak Alparslan Arslan'ın Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği ortaya çıkmıştı. Alparslan Arslan'ın babası İdris Arslan, 10 senedir tutuklu bulunan oğlunun 8 yıldır kendisiyle görüşmediğini, sağlık sorunları yaşadığı gerekçesiyle Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurmuştu. İdris Arslan, oğlu Alparslan Arslan'ın 10 yıldır cezaevinde olduğunu, son 8 yıldır kendisi ve ailesiyle görüşmeyi kabul etmediğini belirterek, "Alparslan Arslan'ın bizimle neden görüşmek istemediğini bir türlü anlayabilmiş değilim. Düşünüyorum da tehdit mi yoksa önemli bir rahatsızlık mı? Başka hangi sebep insanı ailesiyle görüşmekten alıkoyabilir ki? 8 yıl dile kolay. Anne baba açısından çok zor bir süreç," demişti. İdris Arslan, 17 Mayıs 2006 tarihinde Danıştay saldırısının gerçekleştirildiğini hatırlatarak, "Oğlum kendinde değildi, sanki içi boşaltılmış gibiydi. Yaklaşık bir ay sonra kendine geldi. Sincan cezaevinde yaptığımız açık görüşte bizzat bana Danıştay saldırısıyla ilgili bir ilgisinin olmadığını, gerekli dilekçeyi yetkililere yazdığını söyledi. Daha sonra mahkemede bu dilekçe üzerinde durulmadı. Hatta dilekçe işleme dahi konulmadı," diye konuşmuştu. Baba Arslan saldırıyla ilgili iddiasını şöyle sürdürmüştü. "O güne kadar medyaya defalarca yaptığım açıklamalarda bu işin bu kadar ucuz olmayacağını, işin içinde başka işlerin olabileceğini söyledim. Bana göre dosya ıslık çalınarak inceleniyordu. Bunu mahkeme heyetinin yüzüne de söyledim. Silivri'de görülen Ergenekon davası duruşmalarına hemen hemen hep katıldım. 2010 yılında 1,5 gün ifadem alındı. İfadelerimde oğluma oyun oynandığını, tetiği çekenin oğlum olmadığını, oğluma kimyasal madde verilmiş olabileceğini söyledim." Değerli dostlar, deprem gündemiyle bazı konular sümen altı edilmiş gibi görülebilir. Ancak biz gündemi yakından takip etmeye Kozmik Oda olarak derin detayları sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Bizi izlemeye, bizi takip etmeye devam edin. Kozmik Oda'nın değerli takipçileri, kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini aktif etmeyi unutmayın. Derin detaylarla yepyeni videolar çok yakında kanalımızda.